saygıyla müşterilerin güzel kuşanlara arkadaşlar görevlerine şimdi rafınızı diliyorum ve Ersin Akpınar kardeşimiz. Burun aletlerimiz başımızın belası. Bu güzelim dağlarda, yaylalarımızda her an her yerde başımıza bela olacağından bütün birlik beraberlik olmamız gerekiyor. Ki bu konuda daha iyi ilerlememiz, bu konuda daha rahat yaşamamız, huzurlu olmamız için aileler konusunda, yaylacılarımız konusunda halkın sağduyulu olup soğukkanlı olması gerekir. Bu konuda yani bunlar bizi yıldıramaz. Bunlar doğuya göre bizim bu Gümüşhane sınırlarına verilen gösteri gölgeleridir. Biz bunlara müsaade etmeyiz, asla da etmeyeceğiz. Bu konuda hep birlikte olacağız. Bu terör belasını başımızdan kovacağız. Güvende, Güvenç Aptal'ın medresesini gelip kurduğu bir yer. Güvende ismini de Güvenç Aptal'dan güvenmeden almıştır. Ve uzun yıllar buraya yerleşen Çepni Türklerinin de İslam'a yanaşmasını, İslam'ı sevmesini sağlamış bir evliya zattır. Allah rahmet eylesin diyoruz. Şimdi bu yörede Ermeniler, Ruslar işbirliğiyle Osmanlı-Rus Savaşı'nda işgal etmeye çalışmışlardır. Sebebi de şudur. Buradaki insanlar Çepni Türkleri çok cesur, aynı zamanda dinine düşkün millet olduğu için burayı eline geçirselerdi Karadeniz'i de ellerine geçireceklerdi. Şuradaki toprakların neresini sıkarsanız sıkın mutlaka şehit kanı vardır. Her çimende bir tane istikam vardır. Her yerde bir şehadet şerbetini içen askerlerimizin efendim ruhu vardır. İşte en yakın Kabaktepe şehitliği tarihi bir şehitliğimizdir. Oradakilere Allah rahmet etsin diyorum. Bu mezarı belli olmayan şehitlerimize de Allah rahmet etsin. Bakın Ermenilerin bir o zamanki burayı işgal etmeleri bir oyunuydu. Şimdi ise PKK'nın, terörün burayı ele geçirmeleri için çok önem veriyorlar. Ama Allah'ın izniyle askerlerimiz, milletimiz onları püskürtüyor. Demek ki bu FETÖ'nün elinde olsun, PKK'nın elinde olsun mutlaka Ermenilerin bir oyunu var. Burayı ele geçirmek için. Bakın Osmanlı-Rus Savaşı'nda şu ileride Çakmak Kayası vardır. Marşal Fevzi Çakmak ta oraya kadar gelmiş. Bu şehit olan askerin komutanına demiş ki komutanım şehit ol, burayı verme. Burayı verirsen Karadeniz gider demiş. Biz de şu anda milletimize, devletimize güveniyoruz. Askerlerimizin yanındayız. Gece gündüz burayı o 3-4 tane efendim çapulcuya burayı bırakmayacağız. İşte Karadeniz'in sorumlusunun da efendim kellesini askerlerimiz aldı. İnşallah 3-4 tane kaldı. Onları da buradan kovacağız diyorum. Burası Çepni Türklerinin ana yurdu gibidir. Ben 9 senedir burada şenliğin başında her zaman Kur'an okuyorum, dua ettiriyorum. Çünkü hangi toprağına adım atarsak atalım bir şehit kanı vardır. Onun için şehitlerimize rahmet diyorum. Ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. Allah ud'uni estecib lekum. Bana dua edin. Şehitlerimizin huzurunda tertip edilen erhamer rahimin. La ilahe illallah. Tüm mazlum din kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi.
Sultan 3. Murat'ın dediği gibi ümmeti için gece gündüz demeden çalışan emniyet güçlerimiz ve şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayan kahraman askerlerimize ve komutanlarımıza sıhhat ve afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. 10 metre yer şehitsiz değil. Biz onun için ne yaptık? Kur'an'ımızı okuttuk. Duamızı yaptık. Burada Kur'ansız ve duasız bir güvende olmaz. Çünkü geçmişte şehitlerimiz, atalarımız bize burayı bıraktı. Biz de onları anmak mecburiyetindeyiz. Osmanlı-Rus Savaşı'nda biliyorsunuz Ermeniler bu çevreyi almak için var gücüyle savaştı. Şimdi de PKK Karadeniz'e girmek, buradan girmek istiyor. Bunda bir oyun var. Ermenilerle Rusların emeli neyse FETÖ'nün emeli de aynı, PKK'nın emeli de aynı. İşte komutanlarımız, işte askerlerimiz. 2-3 defa onlar için de teşekkür ettik, tebrik ettik. 2 tane Karadeniz sorumlusunun leşini önümüze attı. Askerlerimize şöyle bir alkış edelim. Çünkü benim damadımı da onlar şehit etti baraja. Öyle yağma yok. 3 tane 4 tane çabuldurucuya silmek yok. Buraları hep beraber askeriyle, polisiyle ne yapacağız? Halkıyla onlara zindan edeceğiz inşallah. Millet olarak en fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, bir ve beraber olunca bütün güçlükleri en kısa zamanda nasıl aştığımızı 2 yıl önce FETÖ terör örgütünün ülkemiz üzerinde başlatmış olduğu işgal ve darbe girişimine karşı nasıl millet olarak bir ve beraber olup Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenerek onu mağlubiyete uğrattıysak, inşallah bu birlik beraberliğimizin bundan sonra da ülkemize karşı yapılacak tüm saldırılarda, tüm girişimlerde devam etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Yaklaşık 2 yıldır Gümüşhane Valiliği görevini yürütmekteyim. Göreve ilk geldiğimizde özellikle Gümüşhane'nin Kürt'ün coğrafyasının çok zor bir coğrafya olduğunu gördük ve müşahede ettik ve özellikle altyapı açısından yolların biraz sorunlu olduğunu fark ettik. Bu yayla şenliklerine ilk geldiğimizde biraz mahcubiyetle gelmiştik. Hem ben hem de sayın milletvekillerimiz ve diğer belediye başkanlarımız, ama şimdi biraz daha böyle rahatlıkla geliyoruz. Neden? Çünkü Allah'a hamdolsun sayın milletvekillerimizin destekleriyle, bizlere sağladıkları katkılarla bizler de kendi imkanlarımızı seferber ederek on binlerce insanın yazın yaşadığı bu yaylalara ulaşımı kolaylaştırmak için yolları beton yaptık. Güvende'de yaptık. Kazıkbeli'nde yaptık. Allah'a şükürler olsun. Zigana'da, Limni'de yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Aynur Hanım'ın sizin söylediğiniz yere de inşallah Allah nasip ederse bu sene el atacağız. Kabaktepe şehitliği ile ilgili olarak bir ödenek peşindeyiz sayın vekillerimizle beraber. Onu inşallah temin sözünü aldım. Allah nasip ederse Kabaktepe şehitliğine kadar bir 7-8 kilometre mi var? 7-8 kilometrelik yolu da betonlamaya önümüzdeki sezonda başlayacağız Allah nasip ederse. Abi görüşürüz.